Merhabalar bugün Tonguç Akademide ATP konusunu işleyeceğiz. Bugün Tonguç hastalandığı için yanımızda Tankut var. Tankut başlatıyor muyuz evladım? Hocam başlatalım. Aferin Tankutcun. Hocam ATP para çekme makinesi değil mi? ATM evladım. Aferin, aferin. Bak aklına gelen ilk şey peki Tankutcun bak ATP dediğim şey para çekme makinesi gibi ama bu aslında ne demek biliyor musun? Tankut ATP enerji demek. Nerede ama hücrelerimizin içinde. Tankut kaç tane hücremiz var biliyor musun? Hocam çok var. Çok var ve mesela bu bir inek değil mi Tankutcuğum? Yoksa Hocam. öküz mü? Ayırt edemedim. Hocam o öküz bence. Öküze benziyor, değil mi? Bildiğin evet. öküz değil mi bu? Kesin öküz. Tankutcuğum bak tüm canlıların enerji ihtiyaçları için kullanabileceği bir kaynağa ihtiyaç var. Bu da ATP Tankutcuğum. ATM. Ya ATP evladım. ATM bankadan para çekmek için. Bu ATP ha. ise enerji için. Dolayısıyla ha. Sana dese ki bir arkadaşın Tankut bana ATP borç verebilir misin dese aslında enerji borç verebilir misin He, diyor. Ha, anladım. Anladık mı anladım. Tankut? Yapısını ne oluşturuyormuş? Bak adı da üstünde adenin denilen hani A var ya oradan geliyor ATP'nin başındaki A. adenin bazı oluşturuyor. Bu bir baz Tankut. Bu ise bu bir şeker riboz şekeri. Peki bu da fosfat. O balıklarda yok muydu hocam? Fosfor balıklarda var. Aferin ne evet. kadar zekisin bak. Sen de sürekli balık yemen gerekiyor beyninin gelişmesi için Tankut. Bak, fosforun İngilizcedeki sembolü P. Dolayısıyla fosfat da oradan pH geliyor aslında. O zaman. Efendim canım? Peh. E ee, P yok O sadece P. Ama PH diye yazılıyor. Aferin var ya. Senin İngilizcen de bayağı gelişmiş Tankut'a. Hocam çok sayesinde. Aferin evladım. ATP sentezine ne deniyor biliyor musun Tankut'cum? Bak evet. bunu bileceğiz. Fosforilasyon deniyor Tankut. Fosforilasyon. Fosforla alakalı. Demek ki ATP çok şeyle alakalı bak. Hep fosforla alakalı. Ya fosforlaşmak. Fosfor eklemek. Harikasın. Ha. Ya bu ne ha. kadar üretici bir beyin ya. Çok Vallahi sanırım. Tankut sen Tonguç'la aran nasıl? Tonguç'la hocam arkasından konuşmak gibi olmasın Tonguç'la ama Papaz iyi, mısınız biraz papazı sanki. Hadi be ne biraz oldu papazız be? Papazı sanki. Hocam Tonguç saçma sapan davranıyor. Egom, yani evet saçma sapan. Saçma sapan konuşuyor biliyorum ama bak kimyasal bağ enerjisi ATP'de bulunuyor Tankut. Şimdi bak dikkat et. Bunlar fosfat tamam mı Tonguç? Bu üç tane fosfat Adenozin trifosfat oluşturacak. Şimdi ATP'nin yapısını göstereceğim. Ama bunların arasında çok önemli ATP'nin içinde kimyasal bağ enerjisi bulunuyor. Yani ATP deyince hangi tür enerji deyince nükleer enerji mi? Hayır. E, rüzgar enerjisi mi? Hayır. Kimyasal bağ enerjisi. Tamam mı Tankut? Şimdi fosfat bağları diğer bağlardan daha çok daha yüksek enerjiye sahip. Tankut bak. Şimdi bu bir fosfat, bu da bir fosfat, bu da bir fosfat. Burada kaç tane fosfat var Tankut? 3. Bravo nasıl doğru cevap verdin. Helal olsun sana. Bu bağların her birisi yüksek enerji bağları olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla burada bir sürü enerji depolayabiliriz. Çünkü yüksek enerji. Ve aynı zamanda bu enerjileri biz istediğimiz zaman kullanabiliyoruz Tankut. Mesela senin enerji ihtiyacın var ya Tankut. Şuradaki bağdaki enerjiyi koparırsın alırsın enerjiyi. Ve kullanırsın istediğin yerde. Peki aynı zamanda tüm biyolojik canlılarda enerji dönüşümü için ATP kullanılıyor. Bu recycle değil mi? Bu geri dönüşüm Değişim. işareti. Aferin. ATP'yi hatta tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Aferin Tankut. Gerçekten mucizevi bir beyne sahipsin. Çok teşekkür ederim. Tankçum ATP'den fosfat koparılmasına ise tam tersi defosforilasyon diyoruz. Bunlar da zor kelimeler biliyorum. Fosforilasyon fosfor eklemek. Defosforilasyonda fosforu bak pıt diye koparmak. He, anladım. O çizgi <laughs> ip yok olacak ortadan. Keseceksin onu. Evet, oradaki anladım. bağ kopuyor. Aferin ve dolayısıyla fosfat gidiyor. Aferin be. ATP'yi tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Bunu söylemiştik daha önceden. Ve ATP'ler bak çok önemli bir özellik. Hücre içinde sentezleniyor ya. Hücrenin içinde kalıyor. Yani, yani dışarı çıkmıyor yani. Dışarı çıkamıyor. Herkes izin vermiyor yani. Evet aynen nükleos yani çekirdek izin vermiyor. Aferin eee. be. Bak ATP hiçbir yere gidemiyor. Ba mesela dese ki bir hücreden çok fazla enerji üretti. Yandaki hücre dese ki hadi bana borç ver. Yok. Öyle yok. Eee. Hani Recep ne yiyor Yok. Öyle yok. Tamam mı? Bak ATP'nin yapısını anlamaya çalışıyoruz. ATP'nin bir kere açılımı şu. Adenozin tri fosfat. Latince'de tri'nin manasını biliyor musun? 3 olsa gerek. Bravo. İngilizce'de zaten 3 oradan aklına getirdik İngilizce'de ağaç hocam. Ağaç vay. Gerçekten iyi bir subliminal mesaj verdim burada herkese. Aferin. Tomkuç, Tankut bak karıştırıyorum. Tankut. Tankut, hocam tankut. tankut bak Üç tane fosfat var ya. O yüzden trifosfat. Anladım. Şu yapıya ise biz adenozin diyoruz. Tankut. Yani adenozin dediğimiz zımbırtı buna biz adenin bazı diyoruz Tankut'cum. Buna ise biz riboz şekeri diyoruz Tankut. İkisi birleşince 5 karbonlu riboz şekeri. Bu 5 karbonlu riboz şekeri birleşince adenozin oluşuyor. Eğer bir tane fosfatla birleşirse adenozin monofosfat oluyor. Hatta biz kısa olsun diye buna AMP diyoruz Tankut. ATP ya bu. Bunlardan bir tane olunca AMP. Bak amp, şurası hocam. AMP harika. İki tane olursa tankut adenozin difosfat. O yüzden nasıl okuruz bunu? AMP diye bu nasıl okuruz? ADP. Oo ha yani böyle bir şey olmaz. Peki adenozin trifosfat zaten bizim bildiğimiz ATP, ATP olarak anlıyorduk. Peki valla enerjiyi anladın ha? ATP'yi anladın. Şimdi tankut ATP enerjidir enerjiyi ben ADP artı P'ye dönüştürürsem yani içindeki fosfatı koparırsam iki tane fosfat kalırsa burada aslında ne yapıyorum enerji harcıyorum enerji harcanır değil mi harcanır Heh, burada enerji harcama aktiviteleri ne olabilir Tonguç, Tankut sence mesela koşma olabilir değil mi mesela Yüzme olabilir. Sen bir şeyler söyle. Uyumak olur mu? Uyuma uyuma sırasında bile enerji harcıyoruz. Bravo. Olur mu? Of 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 inanılmaz. Tankut inanılmazsın. Valla hep yaptığım şeyler valla. Evet, bu sadece bunları yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir de Tankut metabolizma faaliyetleri diyoruz biz buna. Genel olarak vücudumuzda sen dururken bile şu anda bir sürü enerji harcanıyor. Sen bilmiyorsun. Bunlara metabolizma. Evet, bir şey mi söyleyeceksin canım? Yok bir şey demeyeceğim. Buyurun hocam dinliyorum sizi. Tankutcuğum peki ADP'den ATP'ye dönüşmeye ise biz enerji, enerji topla mı? topluyoruz. Yaklaştın enerji üretimi diyoruz. Ee, enerji üretimi vücudumuzda tek bir şekilde oluyor. Nasıl biliyor musun? Karbonhidrat. Yaklaştığın hücre içi solunumla oluyor. Hücre içi solunumda karbonhidratları kullanıyoruz. Aferin. Nefes mi alıyor? Ha, evet. Hücreler nefes alıyor. Bizim nefes almamız değil bu. Hücrenin içinde nefes alıp oksijenli solunum yapıyor. Hücrenin burnu falan var yani. Hücrenin burnu yok evladım. Hücrenin mitokondrisi var. Onlar da solunuyor. Aferin. Güzel örnekler. Gerçekten kaliteli. Tan Tankut'cum ATP'den ADP'ye dönüşmeye yani fosfor atmaya ne diyorduk? Bunu daha önce söylemiştik. Aynısını yapıyoruz. Defosforilasyon diyoruz. ADP'den ATP. Efendim Eklememişsiniz orada. Eklemiş misiniz? Bak burada F'ye eklemişiz. artı diyor. İşte bu ikisi birleşiyor ve bunu oluşturuyor. Bak, evet. iki tane fosfat vardı, bir tane daha fosfat da ne eder? Üç tane fosfat eder. Yani yukarıda da iki tane fosfat vardı onda. İşte burada iki fosfat var, İki fosfat, bir fosfat da <laughs> üç fosfat eder. Evet. Anlaştık mı Tonguç'um, Evet. Bak Tankut, ATP üretimine ise fosforilasyon diyoruz. Bunlar çok çıkar sınavlarda, o yüzden iyi bilmelisin. Ama şunu bileceksin, bak, fosforilasyonu tek yaptığımız şey Hücre içi solunum. Anladım. Defosforlasyon da her yerde yapıyoruz aslında, değil mi? Sen her dakika yapıyorsun. Tabii canım, oturuyorum. Uyuyorum, Otur, oturdun. Aferin, aferin. Başka ne yapıyorsun Tankut? Başka ne yapıyorum. Üye oluyor Bakın musun sistemimize? Ha onu yapıyorum. Parmaklarım çalışıyor. evet. Mesela adımı yazıyorum, soyadımı yazıyorum. Ondan sıra. sonra üye oluyorsun. .com diyorum sonra üye oluyorum. Aferin. Facebook'tan, da, Instagram'da, Twitter'dan da takip ediyorum. Hatta bu videoyu da paylaşıyorsun değil Aynen mi Tankut? Aynen öyle. Aferin Tankut'cum. Aferin, aferin. O zaman ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım. Lazım.